Şerif Ünlü'nün örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay bayan örgülerine ve bebek örgülerine kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önce bir sıra ilmeklerimi arkada örüyorum ve bir ön hazırlık yapıyorum. Sonrasında modelime başlıyorum. Aynı şekilde lastik hazırladıktan sonra bir sıra ilmeklerinizi örgünün arka tarafında ters olarak örün ve bir ön hazırlık yapın. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimi uygulamaya başladığım bölüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önce bir ilmek doladım. Devamındaki 3 tane ilmeğimi birlikte düz örerek topladım. Bu 3 ilmeği şişimden çıkartmadan önce baştaki ilk ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. Bakın 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde ettim. Bıraktım. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar önce bir ilmek doluyorum. Devamındaki 3 tane ilmeğimi düz örerek topluyorum. Ve bu 3 ilmeği şişimden çıkartmadan önce baştaki ilk ilmeği bir kere daha düz olarak örüyorum. Sonraki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek dolayarak artırdım ve devamındaki 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Aynı 3 ilmeğin başındaki ilk ilmeğini bir kere daha düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön yüzde model uyguladığım 3 ilmeğe gelince önce 1 ilmek şişime doladım. Sonra baştaki ilk 3 ilmeği beraber ters örerek topladım. Aynı 3 ilmeği şişimden çıkartmadan önce baştaki ilk ilmeği bir kere daha ters olarak ördüm ve bıraktım. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve devamındaki modele gelince önce bir ilmek şişime dolayarak artırıyorum. Ve devamındaki 3 ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Bu 3 ilmeğin başındaki ilk ilmeğini bir kere daha ters olarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Ve en son modelime geliyorum. Önce bir ilmek doladım. Sonraki 3 ilmeği birlikte ters örerek topladım. Baştaki ilk ilmeği bir kere daha ters ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Tekrar modelimin ön yüzündeyim. Şimdi burada kaydırma yapmamız gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk 3 ilmeğimi model uygulamıştım. Bu defa ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum ve boş bırakıyorum. İki modelin arasında bakın. Daha önce düz ördüğümüz boş bıraktığımız bölüme gelince önce bir ilmek dolayarak artırıyorum. Sonra bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Ve bu 3 ilmeğin başındaki ilk ilmeğini bir kere daha düz olarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. Devamındaki 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Ve bu 3 ilmeğin başındaki ilmeğini bir kere daha düz ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı bitiriyorum. Örgümün arka tarafındayım. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki ilk 3 ilmeğimi ters olarak ördüm.
Önce bir ilmek doladım. Devamındaki 3 ilmeğimi birlikte ters örerek topladım. Ve baştaki ilmeği bir kere daha ters olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi ters ördüm. Önce bir ilmek doluyorum. Ve devamındaki 3 ilmeği ters örerek birlikte topluyorum. Bakın bu 3 ilmeği şişimden çıkartmadan önce baştaki ilmeği bir kere daha ters olarak örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüze geçtiğim zaman aynı ilk başlangıçtaki gibi düz örerek boş bıraktığım ilk 3 ilmeğe modelimi uyguluyorum. Önceki sırada model uyguladığım 3 ilmeğimi ise düz örerek boş bırakıyorum. Bu şekilde her defasında kaydırarak modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. İster orta kalınlıkta iplerle, isterseniz de angora iplerle rahatlıkla çalışabilirsiniz. Modelin orijinalinde ara geçişlerde bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters şeklinde iki sıra boşluklar vardı. Ben bu şekilde modeli hiç ara vermeden çalışmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Burası da örgümüzün arka yüzünün görünümü. Her türlü örgüyü kullanabilirsiniz. Özellikle mevsimlik örgülerde çok şık duracaktır. Etol şal, yelek, kırka, bluz gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.